Çok değerli Genç TV izleyenleri, bugün yine Londra'dan ve Neden Biz Buradayız programından sizlerle birlikteyiz. Happy Days'in ve Aydın Hanım'ın sponsorluğunda programımız havayla eşit olarak gayet güzel akıp gidiyor. Evet, dünyada her şey para, her şey mal, her şey maddiyat değildir. Önemli olan kadir bilmek, insanlara değer vermek ve insanları olduğu gibi kabul etmektir. Dünya bu güzellikler üzerine kurulmuştur ve biz Kıbrıs insanı, bir Akdeniz insanı olarak bunlara çok önem veriyoruz. Evet, Happy Days'in uygun fiyatları 41 yıldır halkımıza gayet güzelce destek veriyor, yardım veriyor ve güzellikler taşıyor Happy Days tüm halkımıza. Sizler de bununla, bu imkanlardan, bu olanaklardan faydalanmak isterseniz Happy Days'e gidiniz. Bir kahvenizi orada yudumlayınız, tatillerinizi ayarlayınız ve tatilinize gidiniz. Evet, bugün Neden Biz Buradayız programında çok değerli, çok önemsediğimiz, cefakar, vefakar ve çok büyük özverilerle hayatını sürdüren Fehime annemizin evindeyiz. Fehime annemiz geçen yıl Limasollular Derneği'nce yılın annesi seçilmişti. Onu bugün 80 yaşına basması nedeniyle hem ziyaret edelim, hem güzel bir program yapalım, hem de sizlerle onu tanıştıralım diye düşünerek evine misafir olduk. Bize güzel izazda, ikramda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve programımıza hemen Fehime annemizle birlikte giriyoruz. Evet, Fehime annemiz, nasılsın? İyiyim. İyisin. Gözlerinden böyle neşe saçılıyor. Gözlerinde böyle pırıl pırıl bir hava var. Sizin sayenizde. Sizleri gördüm, sevindim. Hoş geldiniz derim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Fehime annemizi biz biliyoruz. Geçmişinizi de, bugünkü yaşantınızı da. Güzellikler taşıyan, güzellikler içinde olan bir insansınız. Ama izleyenlerimiz de sizi bir bilsin. Kimsiniz? Nerede doğdunuz? Nerelisiniz? Nasıl bir ailenin içinden geldiniz? Bize onu anlatır mısınız? Piskopu köyünden doğduk. Evet. İki evlendim. İki çocuğum oldu. Şimdi Piskopu'da doğdum. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşik. Dört kardeş. Dört kız kardeşik. Ha, hep kız. Hep kız. Erkek yok. Şimdi Fehime anneciğim, benim bildiğim, daha doğrusu duyduğum, dört kız kardeş olduğunda bir kız kardeşin çocuğu olmazmış. Doğru mu bu? Ya bizim oldu. Üçün, dördünüzün de oldu. Çok güzel. Allah bağışlasın. Sağ olun. Size de. Evet. Dört kız kardeş birlikte büyüdünüz. Çok yaş farkınız var mı? Yok. Yaş farkı. Yaş farkı var. 3-4 yaş var. Yani her birinizin her arasında. Biriniz. Peki nasıl geçinirdiniz evde? Evde? Evde babamızın sürüsü vardı, davarı vardı. Davarı vardı. Annemiz, babamız davardaydı. Biz dördümüz birbirimize yardım ettik, yardımcı olduk. Evet. Büyüdük böyle. Büyük ablamız bize bakardı. Büyük abla size annelik, ablalık yaptı. Evet. Davarı vardı dediniz. Ne davarıydı? Koyun, kuzu. Koyun, keçi. Kuzu. Koyun, keçi. Evet, hellim yapar mıydınız? Hellim yapardık. Yoğurt yapardık. Yoğurt yapardınız. Tazecik tazecik böyle. Bakkallara verirdik. O hellimlerin tadını bulabiliyor musun şimdi? Pek değil ama. Pek yok. Yani o hellimler başkaydı. Onlar başkaydı. Evet, doğru. Evet, okula kaç yıl gittiniz? Ben 4 yıl gittim. 4 yıldan sonra neden vazgeçtiniz? Vazgeçtim çünkü annemin gözleri görmezdi. Ameliyat olduydu. Babamıza yardım etmek için ben okuldan çıktıydım. Şimdi o zaman aileler istediği saat çocuğunu okuldan alır, evde işletir veya işi varsa oraya yardım diye. Evet, yardım olsun diye şey yapardı. Hiçbir yetkili de onlara soramıyordu. Neden çocuğumu okuldan aldın diye, değil mi? Öyle.
4 yıl okudum. Okuma yazmayı biliyorsun. Çünkü biliyorum Kur'an okuyorsun. Her yıl bir hatim bitiriyorsun. Ne kadar sağ güzel bir şey. Çok güzel başları. Bir şey. Yani bunu ben çok iyi biliyorum. Her yıl Ramazan'da bir hatim geliyor önümüze. Çok güzel bir olay. Allah iyilik sağlık versin diyorum. Evet, 4 kız kardeş büyüdünüz, hep birlikte çalıştınız. Kavga mavga olur muydu aranızda? Kavgacık yoktu. Kavga yoktu. Bazen olurdu ufak tefek tabii. Çatışma. Kardeş arasında çekişme, tartışma olurdu. Olurdu. Ama büyüdüğümüzde hep sevgi, muhabbet oldu. Evet. Yani o kavgacıklar diyorsun, muhabbet oldu. Ya da gurbete geldiğimizden da sevgimiz arttı, muhabbetimiz arttı. Peki nasıl evlendin? Görücü usulüyle. Zaten akrabaydık. Amcamın oğlu olurdu. Dügürcülüğüyle böyle. Eskiden öyle. Mal yabana gitmesin diye mi? Yoksa böyle sırf beğendi, istedi? Yok, herhalde ki kardeş anlaşma yaptı, anlaştılar. Yani iş yapar gibi, kız oğlan alıp verme, evet. Mal satar gibi. Size hiç soruldu mu Fehime anneciğim? Size soruldu mu bu oğlanı veriyoruz sana veya seni bu oğlana veriyoruz? Zaten sorulmazdı. Sorulmazdı. Eskiden sorulmazdı. Aldın, kabul ettin. Aldık, kabul ettik. Evet. Peki okuldan sonra böyle ustaya gitme gibi veya böyle bir değişik bir meslek öğrenme, terzilik, nakış, dikiş oldu mu? Bir ara yaptık. Oldu bir ne ara. Ne yaptın? Nakış. Nakış işi yaptık. İkinci ablam, büyük ablamın küçüğü, o terziydi. Evet. Onun yanına giderdin. Ondan öğrendik biraz dikiş, nakış. Bir atik öğrendin yoksa diploma aldın? Yok, diploma yok. Diploma yok. Evet, ben de çok iyi hatırlıyorum. Bu terziye gidenler, ustaya gidenler, terzi derdik tabii. Fatma ablamın vardı. Evet. Diploma töreni olurdu. Yemeler, içmeler olurdu, eğlenceler olurdu. Ve diploma verilirdi. Kızım da öyleydi. Evet. Nasıl oldu düğünün? Düğün nasıl oldu? Düğün güzel oldu. İyi kaç oldu. Gün, kaç gece? 3 gün, 3 gece olurdu eskiden. 3 gün, 3 gece. Paçası, kınası, mübarekisi, kına gecesi. Bir de böyle harmanlarda oyunlar olurdu. Hamamlarda. Hamamlar. Hamama da gittiniz mi? Hamamlarda. O hamam nasıl geçti? Nasıl geçerdi? Güzel miydi? Eğlenceli bir şeydi. Güzel bir şeydi. Nasıl yapılırdı? Bir anlat bize bakalım. Vallahi şey çalarlardı. Döplek falan kendi aralarında, kendi aramızda eğlence yapardık. Hamama giderdiniz. Kim yıkardı sizi? Husisi insan vardı, yıkardı gelini yoksa? Vardı. Tellek vardı. Piskobu'da hamam mı vardı? Ya vardı. İyi, güzel. Çarşıda. Ve devamlı kullanılırdı o hamam ama gelinlerin düğünlerde. Gelin hamamı denilen olay yaşanırdı. Oraya gidilir. Piskobu'da ayrı evde mi otururdunuz yoksa aileyle birlikte? Yok, ayrı otururdu. Ayrı eviniz vardı. Evlendiniz, mutluydunuz. Bir yuvanız vardı. Acı tatlı, tabii ki acısız... Ya da güllük gülistanlık olmaz. Olmuyor. Güllük gülistanlık veya efendim her şey çok güzel, dört dörtlük diye bir yasa, bir kanun yoktur. İnişli yokuşlu. Evet, inişli yokuşlu bir hayatınız vardı. Kaç çocuğunuz oldu? Kaç tane çocuk oldu? 2 çocuğum oldu. Bir kız, bir oğlan. Onlarla beraber okula gittiler. Sonra bir amaçla onları aldım, buraya geldim. Şimdi orada çalışır mıydın evlendikten sonra yoksa evlendin artık evinde otur mu dediler? Çalışırdım gerektiği zaman. Nerede çalışırdın? Çalışırdım. Ailenin şey olurdu, mesela ekmeler, pişmeler ablamın, fasulye gibi, soğan gibi filan, ona yardıma giderdik. Soğan tarlasında, yani gündelik için. Eve gelirdi, evde ona yardım ederdik Meryem ablamın. Peki programımızın da zaten içeriği bu.
Neden Londra'ya geldin? Orada güzel bir ailen vardı. Kız kardeşlerin, annen, baban, az çok biraz iş olanağı. Neden Londra'yı düşündün veya neden Londra'ya geldin? İşte aile düğünü vardı. Oraya geldik. Düğüne geldin. Düğüne geldik. Geri dönecektik. Bu defa harç çıktı. Dönemedik. Burada kaldık. Yani bir düğün vesilesiyle Londra'ya geldiniz. Harp çıktı. Zaten Kıbrıslıların hayatında bu harpler, çatışmalar, savaşlar sanki böyle bir ergasto dediğimiz, ergasto denen böyle kök, devamlı köklü. Yerde evet köklü bir bitkidir. Yürüyen, çoğalan bir şey hayatımızda bizi her zaman yapmak istediklerimizi de engelledi. Bazı sıkıntıları da hayatımıza getirdi. Evet, Londra'da iki çocukla geldiniz. Hep birlikte, eşinle birlikte. Burada kaldınız. Burada kaldınız. Peki düğün sahibinin evinde mi kaldınız? Yoksa nerede kaldınız geldikten sonra? Geldiğimizde aile vardı. Ailemizin yanında kaldık. Fabrikası vardı. Ailemizin. Orada çalıştık. Ondan sonra çocuklar büyüdü. Evlendirdik. Yerleştik. Diğer iki çocuk burada mı oldu? Başka çocuk olmadı mı burada? Yok. Zaten kızım 15 yaşında geldi. Oğlum 13 yaşında. Hep beraber çalıştık. İnişli yokuşlu hayatımız oldu tabii. Muhakkak. Ama evlatlarım çok şükür. Hayırlı çıktı, merhametli, saygılı, torunlarım hayırlı. Allah bağışlasın. Altı torunum oldu, 5 torun çocuğum oldu. Hep beraber bugünlere geldik. Ve geçenlerde doğum günü yaptılar, 80. doğum günümü. 80. Sürpriz yaptılar, beklemedim. Beklemezdim daha doğrusu, hiç haberim yoktu. Öyle sevindim. Neler yaptılar? Anlat bize bakalım. Belki biz de aynı şeyi takip ederiz. Veya bekleriz. Bize sürpriz de böyle bir sürprizler yapsınlar. Ya sürpriz. Evet. Evlatlar, torunlar toplandı. Evet. Hadi şeye gidecek, Vestene gidecek dediler. Dedik tamam. Mustafa torunum dedi, kimiyle gideceksin babaanne? Dedim seninle gideyim. Evet. Madem sen bana yardım ettin meselesidir. En çok sevdiğin torunun mu Mustafa? Hep torunumu severim. Hep torunlarımı severim ama işte o bana yardım etti, dışarıya çıktı. Onu da severim tabii. Hep torunlarımı severim. 6 torunum var. Dedik hepsi aynı, birbirinden ayıramam. Babaanne hadi geliyor yeğilim dedi. Benim araba aşağıdadır filan. Bakar minibüs tuttular. Hep beraber minibüse bindik. Şoför indi bize. Arabayı açtı, içeri girdik. Sevindik. Dediler, hadi isten gidelim kraliçeyi ziyaret edelim. Dedim, nereden çıktı bu? Sen demedin mi ben kraliçe de ne işim var? Demedim. Gittik böyle, deniz kenarında durduk. Evet. Derim, bak gemilere binsek derim, parayla girecek. Tabi dedi kızım, ruhsar. Bedava götürmezler ya. Değil mi? Oğlum da dedi, seven gemiyi, gemi gezmesini tabii severim dedim ama onlar hep ayarladı mesela. Evet. Sürpriz yaptılar, girdik. Mesela bak ispatları. Evet. Girdik dolaştık ama çok güzel gün yaşadık. Ne tarafa gittiniz, hatırlar mı? Western tarafı. Yok, Western değil. Herhalde Vuliç'e mi gittiniz? Bilmem işte. Ner neyse. Kanaldan vapur aldınız, gemiyi aldınız. Güzel, bir saat güzel dolaştık. Bir saat dolaştınız, inmediniz. Gemide yemek verildi, yedik. Oradan güzel çıktık, dolaştık. Cumartesi gittik gemiye. Evet. Pazar gün gene şeyde, Aksular'da. Gene bana sürpriz yaptılar. Belki de 50-60 kişi vardı. Sağ olsun sevenlerim. Akrabam, ailem hep oradaydılar. Hiç haberim olmadı. Heyecandan konuşamadım. Dilim tutuldu. Ama onlara şimdi sizin sayenizde herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadıkları için. Tabii sizlere de. Şimdi içinizden geçti herhalde.
Keşke her gün 80 yaşında olsa. Yo dedim mi? İkinci 80'ime de aynısını yapacaksın. İkinci 80'i bekleyelim ya, o zaman. Üçüncü defa kervana gittik. Evet. Gene tanıdıklarla, eş dostuyla, aileyle. Evet. Üç gün kutladık. Çok evet. mutlu oldum. Çok sevindim. Beni çok evet. sevindirdiler. Şimdi hayır duam tutsun kendilerini. Bana çok güzel gün yaşattılar. Öyle bir şey söylediniz ki gerçekten böyle yüreğim cız etti. Bizim kültürümüzde hayır dua okumak çok önemlidir. Hayır dua okumak. Ve yürür durur eskilerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz hayır duam tutsun. Kızım seni hayır duamla oldum falan. Şimdi böyle hayır dua okuyunca pek böyle duyamayız şimdi insanlardan hayır dua okusun. Ama içim böyle cız dedi ansızın. Çok mutlu oldum. Bu hayır dua güzel dileklerin olur. Bir parçası olarak. Beni de mutlu etti. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok sevindim. Beni çok evet. sevindi. Çok mutlu ettiler. Beklerdim ama bu kadarını beklemezdim. Böyle içim doldu. Bocaladım. Misafirlere konuşamadım. Sanki dilim tutuldu. Evet, evet. Şimdi istediğin gibi konuşabilin, istediğin gibi teşekkür edebilin. Ettim sayenizde. Evet, evet. Allah eliğinizi versin. Evet. Herkes ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, evet. Kadere inanır mısın? Kadere. Kader beni kısmet beni buraya getirdi veya kader kısmetti böyle oldum diye bile. İnanırım tabii. İnanırım tabii. Kısmetli olmazsa hiçbir şey olmaz. Değil mi? Kısmetli olan da yaşanacak olan yaşanır. Bizim danışlı yokuştu. Zamanımız oldu ama çok şükür sonunda evet. Evet. evlatları kazandık, torunları evet. kazandık. Çok şükür güzel bir hayatımız var. Allah elimizden almasın. Evet. Allah muhabbetimizi bozmasın. Amin. Hep böyle ölene kadar evlatlarla, torunlarla, torun çocuklarla hep böyle ikinci 80'e gidelim. İnşallah, inşallah ikinci 80'e nasip olsun. Allah evlatlarımıza ömür versin. Evlatlarımıza, torunlarımıza, sizlere, sevenlerime, herkese. Şimdi kader, kısmet demek bizde alışkanlık oldu. Bazı olaylar bazı evet. olaylar olur, bazı durumlar olur, kader kısmettir deriz. Ama bazen de kaderimizi, kısmetimizi kendimiz yaratırız, değil mi? Tabii. Yani hep kader kısmette oturup beklemekle olmuyor, değil mi? Şimdi bazen de keşkelerimiz olur. Keşkelerimiz olur. Keşkelerimiz olur. Ne keşken oldu senin? Hangi mesela bir şey oldu? Yapsan, bir yanlış yapsan veyahut da ne bileyim. Keşke olmasa de, keşke yapmasam de. Evet. Keşkelerimiz olur. Evet. Vallahi herkesin... İnancımız da olur, pişmanlığımız da olur. Olur. Pişman olduğun ne yaptın sen hayatında? Bazen bilmeden birini kırsam. Oldu mu bir böyle yanlış bir yapsam. Şey? Oldu mu böyle? Olur bazen. Olur. Bazen olur. Yanlışlıkla birini kırdınız, birini üzdünüz. Ona üzülürsünüz, değil mi? Ya keşke yapmasaydım. Keşke olmasa, keşke söylemeseydim. Ama geri dönmesini de bilmek lazım. Yani bir özür dilemek, bir kusura bakma demek. Onu yaparım sonunda. Yapan sonunda. Yaparım onu İyi sonunda. Güzel. O da bir beceridir. Tabii, onu da yaparım sonunda. İlgimi çekti. Gözlerin çok güzeldir senin. Çok şahane gözlerin var. Kimden aldın gözlerini? Anne tarafı mı, baba tarafı? Babamdı. Baba tarafı. Babamdan ama onun maviydi. Çocuklarının veya torunlarının herhangi birisi aldı mı o gözlerini? Var. Feymen'in var, kız torunumun var. Erkek torunumun da var iki tane. Şey, Cem'in, Hüseyin'in, onların da maviydi, Feymen'in. Fehime anneciğim, 80 yaşına varan insanlar artık benden geçti der. Hatta böyle 70'e bile basanlar artık benden geçti, ben bunu yapamam, ben buraya gidemem, ben filandan karışamam ya ben yani bu etkinliklere giremem, çıkamam falan filan. Ben sebep bulurlar gitmemek için, karışmamak için veya bir şeyi. Sen maşallah cilt olarak
Allah korusun tabii. Cilt olarak da, duruş olarak da, sosyal hayata katılım bağlamında da gayet, yani 80 yaşının altında görünüyorsun. Bunu neye borçlusun? Sağ ol sizin görünüş, bilmem. Herhalde huzuru buldum, mutluluğu yani, buldum. Bütün evlatlarımda huzur buldum, mutluluk buldum. İyi gün gördüm sonunda, evet. İyi yaşadım evet. Herhalde. Yani çekilen acılar, sıkıntılar, problemler, onlar geçtikten sonra, onlar geçtikten sonra ben gençleştim diyorsun. Öyle, onlar hep yani gerilerde bıraktım. Yani gençliğimde yaşamadığımı şu an yaşıyorum. Yani şu an beni genç tutan veya beni böyle çakı gibi tutan şey evlatlarım diyorsun. Tüm kötü yani, yaşadıklarımı gerilerde bıraktım. Onları sil baştan yaptım. Evlatlarımın sayesinde bugünlere geldim. Evet. İnşallah da hep beraber daha şeylerimiz, yaşanacak günlerimiz olur. İnşallah. Huzurlu inşallah, günlerimiz olur. İnşallah. Önemli olan o. Allah kendilerine dert vermesin. Evet. İyilik, sağlık versin. Tabii. Marazlarını görmeyeyim. Tabii ki üzüntülerde marazlar dediğin gibi. Maraz, yaşadık onları. Yaşadık. Tabii marazda, sevinçte, iyi günde, kötü günde insanlar için. Yeter ki o güzelliği yaşamak, o kötü günü de kabullenmek. Artık kabullenmek mecburiyetindeyiz. Tabii, mecbur. Ölüm olacak, ayrılık olacak, sıkıntı olacak, sorun olacak. Yani muhakkak birilerimiz bir yerde çatışacağız. Yani bir evde yaşıyorsak veya bir toplum içerisinde yaşıyorsak bir sıkıntılarımız, bir sorunlarımız olacak. Yeter ki onları anlayışla yaşanacak olan yaşanır. Bravo. Durdu damağını. Yaşanacak evet. olan yaşanır. Evet. Kadere, yeter ki huzura kavuş. Kadere döndük değil mi? Şimdi programımız neden biz buradayız? Neden Londra'dayız? Sizi de bugün programımıza konuk ettik. Sohbetimiz gayet güzel gidiyor. Hep duymam duymam dedin ama beni gayet güzel duyuyorsun. Çünkü beni çok sevdiğini biliyorum. Eksik evet. olmaz, severim evet. tabii. Çok değerli Genç TV izleyenleri, bugün Fehime annemizin ziyaretçisiydik. Bugün Fehime annemizin evine konuk olduk ve onunla güzel bir sohbete girdik. Tabii ki sohbetin de dediğimiz gibi kötü buluşmaların da bir sonu, bir yapılacak, durulacak noktası vardır. Bir ara, kısa bir reklam arasından sonra yine birlikte ve sizlerle beraber Neden Biz Buradayız programında buluşacağız. Çok değerli Genç TV izleyenleri, bugün Neden Biz Buradayız programından ve Fehime annemizin evinden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki Fehime annemizi tanıyanlar böyle dört gözle ama ne diyecek, ama ne anlatacak veya görelim, özleyenler var kendisini, akrabaları, aileleri. Onlara da buradan Fehime annemizin evinden çok çok selamlar gönderiyoruz. Ve Happy Days ile Engin Aydın Hanım'ın sponsorluğunda programımız gayet güzel yolunda gidiyor. Evet, Fehime annemizin evinde ve Fehime annemizle birlikteyiz. Neden annemiz diyoruz? Çünkü siz bize gerçekten annelik yapıyorsunuz, ablalık yapıyorsunuz. Ve geçen yıl sizi Limasonlular Derneği yılın annesi seçmişti. O günden sonra siz devamlı toplum içerisinde bir yerlere yardım etmek için hep böyle gönüllü olarak her yerde varsınız. Bu dikkatimi çekti. Çünkü bazı derneklerin, bazı kuruluşların yılın annesi seçtiği insanlar sadece o gün oradadırlar, buket alırlar, çiçek alırlar, efendim ödül alırlar, şu alırlar, bu alırlar, sonunda ortada yokturlar. Yani kalmıyorlar ama siz bir yıl boyunca hep böyle önde, ortada ve her yere yardım ederek göründünüz. Ben sizi kutluyorum. Ben de sizi evet. Bana da o günü layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ederim. Biz görevimizi yaptık. Sen çok değerli anneye bir annesin. Anneye seçtiğiniz için ona da teşekkür ederim. Değerli bir annesin. Hepimizin annesisin. Sen sadece çocuklarının, torunlarının değil, hepimizin annesisin. Sağ olun. Evet.
Çocuklarınla mutlusun, güzel bir hayatın var, rahatım dedin. Ama eskiye dönmek gerekirse, eskiden mi daha çok mutluluk vardı, yoksa şimdi mi? Şimdi. Şimdi daha çok şimdi. Mutluyuz. Şimdi size geri dönelim, Piskovya gidelim. Yalova değil mi? İkinci Yalova. İsmi. Piskovya gidelim, Yalova'ya gidelim deseler, yok ben Londra'da kalacağım, gitmem dersiniz değil mi? Evlatlarımın olduğu yerde. Bravo. Evet, evlatlarımız neredeyse. Bana derler, mesela evlatlarını yerleştirdin, ne için dönmek? Evlatlarım neredeyse ben de orada. Evlatlarım var, torunlarım var, tek başıma. Evet. Şimdi bazı insanlar hep diyor ki, o günü unutamam veya o olayı unutamam. Sizin hayatınızda unutamadığınız bir olay var mı? Yok. Varsa da yok. Varsa da yok, evet. Bir de eskiden, tabii ki hepimiz gördük, erkekler, ben erkeğim derdi, karısını döverdi. Yani komşumuzda gördük, akrabamızda gördük, bir başka yerde gördük. Yani bunları hep görüyoruz. Kadın dayak yemeli mi? Kadına dayak yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz ama? Yakışmaz ama... Yediğin anda miden alır almaz hem odaya. Evet. Eskiler öyleydi. Eskiler öyleydi. Evet. Evet. Allah sana uzun ömürler versin. Daha nice 80 yıllara gerçekten alır almaz. Alır almaz. Alır almaz yeng. Evet. Allah iyilik sağlık versin. Peki yemekle aran nasıl? Yani yemek yemek için değil de pişirmek. En güzel hangi yemeği yapan? Dolma yaptığını duydum ama bilmiyorum. Sen kendin karar ver. Dolma yaparım. Bazen hamur işi yaparım. Tabii devamlı değil onu da. Küçüklüğümde unutamadığım bir olay. Evet. Küçüklüğümde. Evet. Dedik ya babamın sürüsü vardı. Koyunları yıkardı. Evet. İşte denizde. Bize de babam eskiden ayakkabı yaptırma yapardı. Hazır almazdı evet. Da dayanıklı olurmuş. Da evet. Bize kestirirdi. Biz giydik yeni ayakkabılar, gittik koyunları yıkayacak. Babam denizde mesela, biz şeker kaplamalarla koyunları yıkayacak. Bir tanesi nasıl olduysa taktı ayağının ayakkabıyı, çekti denize koyun. Taktı ayakkabıyı, çekti denize. Biz bitirdik şeyi, yıkamayı, kaçacak. Ayakkabı yok. Bir tanesi mi? Biri var, öteki yok. Annem Allah rahmet eylesin başladı söylenmeye. Dikkat etmedin, baban yeni yaptı, daha parasını vermedi, sen ayakkabıyı kaybettin. Veresiye yapılırdı değil mi? Dedim, çok söylenmeyi ki biri kayboldu, ikisi de kaybolsun. Evet. Ötekini ne yapacaksın dedi. Bak şimdi öteki işe yarayacaktı. Evet. Değil bak tekeş de giyilir, mesela çorapta, ayakkabıda. Şimdiki zaman olsa kullanabileceğim. Evet. Onu hiç unutmam. Evet. İşte insan oğlunun hayatında, yaşamında gerçekten unutamadığı bazı anılar vardır, bazı olaylar vardır ki nereye dönse, hatta yalnız otururken bile, örneğin televizyonu izlerken ansızın aklına gelir. Yani bir film görürken veya bir olay konuşulurken. Aklına gelir, ben de bunu yaptıydım. Ben de yaşadıydım. Ben de bunu yaşadıydım. Ve hatta annemden bir tokatçık yediydim. Veya babam bana kızdıydı. Veya eskiden kulak çekme vardı. Eskiden evet. Yaşlılar çok yani dayak yerdi. Evet. Çok dayak yerdi. Dedik ya bir denir alır almaz yenir. Ne yapacaksın? Gerçekten yemek olayı da, yemek kültürü de bizim toplumumuzda çok önemlidir.
Piskopu'da en çok hangi yemek pişerdi? Piskopu'da. En çok hangi yemek pişerdi? Muleya gibi tazelikler. Sebze Sebzeler var, taze paklalar, bizzelalar. Yoğurma. Yoğurma vardı. Ekmek yaparlar, çörek yaparlardı. Pirav yaparlardı. Özellikle bayram Börek günlerinde. yaparlardı. Bayramlarda, Ha bayram bayramlarda ya bayram çöreği. çöreği yapılırdı. Ben de Arife günü doğdum. Onun için Arifesi. Evet, onun için. Büyük dedem, çok büyük dedem dedi ki Arife günü doğdu dedi, başka isim konmayacak dedi, Arife olacak dedi. Ben de bir Arife günü doğduğum Adıyla için dünya işi. adımı da çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Onun için böyle biraz şeytan tüyü var bende galiba. Yok mu? Yani çekici bir şeyin var. Kendini sevdirin mesela. Evet. Ya. Kendini sevdirin. Çok sağ ol. Sen benim şiirlerimi beğendiğin için bugün seninle bir şiir paylaşacağım. Bir şiir okuyacağım sana. Tamam, hadi sen okuyacaksın. Ben okuyacağım. Ben Ha, tamam. okuyacağım, sen de dinleyeceksin. Tamam. Tamam mı? Nasip dedik. Az önce kısmet Ha, ki nasip konuştuk dedik. Ha. ya, ben de nasip diye bir şiir okuyacağım Tamam. sana. Memnun olurum. Başına yağmur düşmeyen, yüzüne güneş vurmayan, ayağını kuma, toprağa basmamış, elini sıcak soğuk suya koymamış, karın beyaz beyaz akışını, ağaçların yeşile bezenip, renkten yer, renge girdiğini, tohumların toprağa savruluşunu, kökleri toprakta, başakların biçilişini görmemiş kişi var mı bu dünyadan? Herkes boğazına birkaç lokma, birkaç yudum içimlik, sırtına yeterince giysi, almıştır karınca kararınca. Gözünden yaş gelmeyen, dudağından nameler, aklından düşünceler geçmeyen, nefes alıp vermeyen hiçbir insan yoktur. Olmadı, olamaz, olmayacak da bu yalancı dünyada. Anladığım şu ki benim, boğazından birkaç yudum, birkaç lokma geçmişse, ağlamış ve gülmüşse, acı çekip sevinmişse ve doğurgan olabilmişse, yeterince o insan nasibini almıştır dünyadan. Düşünülmek istenmeyen sonda götürülecek üç arşın kefendir, gidecek olanın beraberinde. O ama o da nasipse insana. Evet. Neyimiz olursa olsun, ne konumda olursak olalım, ne zenginliğimiz olursa olsun, ne kadar çok çocuğumuz olursa olsun, günün sonunda götüreceğimiz neymiş beraberimizde? Üç arşın kefen. O da nasipse. Tabii. Her şey nasip, kısmet. Kısmet de varsa işi olur. Evet. Nasip. Olmazsa Ya olmaz. nasip. Evet. Londra'da yaşayan, kaç yıldır buradasın? Kaç yıl? 44. 44 yıl buradasın. Bu sosyal etkinliklere, 74'te geldik. evet, sosyal etkinlikler, dernekler falan filan gidiyor musun? Karışıyor musun? Yani Karış. bize karışıyorsun biliyoruz da, başka karıştığın yerler. Örneğin kanserle ilgili bir gece var, destek veriyor musun? Tabii. Evet. Katılırız. Bu gitme gelmelerde çocukların yardım eder sana. He. Kızımla gider gelirim, Evet. torunumla. Gelinimin Evet. oğlumları. Yani sırası her kiminse o sana, yani sıraya girmiyorlar tabii de, kime uyarsa o sana Ha. yardımcı oluyor. Kim Çok boştaysa, güzel. kime uyarsa. Peki komşularla ilişkilerin nasıl? İyidir. Var Kız mı kardeş gibi var. İki tane vardı. Birisi Zömür, bir tane var.
Vardı ama çok var ama karışmayık. Ha. Bir taneyle karışık. Şimdi sen o felsefeyle giden den ki Hanım. Az olsun da öz olsun. Ha. Şerife Hanım'la karıştı. Az önce fasulye getiren hanım mı? Kız kardeş gibi. Evet. Bak ne güzel taze fasulyetini pişirdi. Yani bizim kültürümüz o. Ben de hep hatırlıyorum. Yani evde yemek pişer pişmez hemen önce komşuya konur, götürülür. Özellikle özel bir şeyler, mesela bumbar gibi veya devamlı makarna, yapılmayacak yemekler evet, olursa. Devamlı yapılmayan yemekleri yaptığında insan komşulara verir ama sizin devamlı yapılan yemekler de paylaşılır. Biz paylaşırız. Hmm. Sosyal bir paylaşımdır bu yemek alıp verme tabii. kültürü. Bak yabancılarda yoktur bu. Yani bizim... Türklerde var. Onda hepsinde yok tabii. Hmm. Yani bazı komşular var mesela tanımaz bile komşusunu. Evet. Seslenmeyen de var mı? Var. Yoktur zaten bizim. Ha, çok fazla buralarda geliyor. Yoktur başka. İngilizce sorunun var mı? İngilizcem yani, hiç yok. Hiç yok. Öğrenemedim. Bak 45 yılda 45 tane kelime öğrenecektin. Senede bir kelimecik öğrenmiş oldun. Doktor da aynısını söyledi. Doktorla anlaştık, onun için aynı şeyi söylüyoruz sana. Doktor Türk mü doktorun? Yok, İngiliz. Doktorun Türk mü? Doktorun torunum götürür beni, evlatlar götürür. Doktorla anlaşamam. Doktorum hele Pakistanlıdır. Hmm. Canı da sıkılır anlaşamam diye. Ay canı sıkılmasın değil mi? Sen vergilerini vereyim. Dediğin gibi kaç senesin bunda dedi. Doğru, o bakımdan o zaman doğru. 15 sene bundaydı. Dedim 15. 15 senede dedim 15 kelime öğrensek bileceğini anlaşacaktık. Anlaşacaktık. Torunum, ilk torunum Cem 9 yaşında bana tercümanlık yapardı. Aa. Canı sıkıldı. O çocuğu beklense tercümanlık yapsın derdi. Lazım öğrenesin filan. Öğrenemedik işte. Niçin öğrenmedin? Bilmem işte. Kafam almaz herhalde. Yok almaz değil. Bak ne güzel. Her şeyi hatırlan, her şeyi bilin. Yani senede bir kelime öğrensin. Doktor aklı. Öğrenemedim işte. Hmm. Öğrenemedim. İşte... Herhalde İngilizlerle de çalışmadık diye. Hmm. Bilmem ama. Evet. Vallahi normaldir. Normal diyelim. Bundan sonra da... Torunlarımın sayesinde, evlatlar sayesinde, onların yardımıyla... Bir sıkı yaşamadı, evet, evet. Yani lisan sorunu yaşamadı. Ama birkaç kelimecik bileydin, sen kendi başına gidebilirdin, sen kendi başına işini yapabilirdin. İşte bu ülkenin de insana verdiği bir sıkıntı, yani kendi başına yapabilme. Alışverişimi yaparım. Alışverişini yaparım. Doktor işini yaparım. Böyle şey, kansıl doktor, onları yaparım. Alışverişimi yaparım. Aha. Yani alışverişte sorun yok. Ha, onda evet. zorluk için. Evet. Allah iyilik, sağlık versin. Amin. Peki, Kıbrıs'taki durumu nasıl görün? Benim senin görüşüne çok büyük güvenim vardır. Çünkü yaşlı insanlar, gün görmüş insanlar daha çok tecrübelidir. Yani görüşleri okumasalar da görüşleri önemlidir bence. Ne düşünün, Kıbrıs konusu ne olacak? Bilmem, anlayamam ben onu. Anlaman politikadan. Anlayamam politikadan. Evet. İnşallah düzelir diyoruz. İnşallah. Bundan inşallah. Sonra savaş olmaz. Her zaman da korku içinde yerlerini şey yapacaklar. Başka yerlere gidecekler filan. Kaldıracaklar kendilerinde oldukları köyden. Hangi köy? İşte Bostancı. Hı hı. Yani o telaş, o sıkıntı var ha, insanların telaş, üzerinde. Fehmi anneciğim, insanın içinde bir de sıkıntı olduğunda hayatı darlaşır. Hayatı zora girer değil mi? Hani bugün gideceğiz, bugün bizi kaldıracaklar buradan, bugün bizi... Çünkü çok göç yaşadı insanlar. Hep telaş içinde. Sizin köyünüze mesela başka köylerden göç edip gelenler vardır. Sizin köyünüzden, Piskopu'dan kuzeye geçenler vardır. Yani iki defa, belki de üç defa göç yaşamış insanlar vardır ki gerçekten bunlar büyük bir yıkım yaşarlar. Öyle bir şeyleri vardır da, öyle bir sıkıntılar, öyle bir korkuları vardır da ama bilemeyek artık ne olacak. Evet.
Okurken, dua ederken bir güzel sonuçlar gelsin ülkemize diye de dua edelim. Onları yapalım. Yeterliyse inşallah güzel bir sonuç İnşallah. Olur. Oyumu kullanıyor musun sen burada? Giden oyunu kullanır. Kime kullanın? Bilmem ki. Çocuklar söyler. Ben de gider. Ben de oyumu veririm. Evet. Güzel. Dışarı çıktığında veya alışverişe gittiğinde herhangi bir sıkıntı yaşar mısın? Yani böyle bir dışlama, bir Türk olduğun için. Sana... Yok, karşılaşmadım öyle bir şeyle. Yolda giderken selamlaşma olayı var değil mi insanlarla? O var. Zaten siz köyünüzde de karışıktınız. Rumlar, Türkler karışık. İngiliz de var mıydı köyde? Vardı. Kampta derdik. Ha, İngiliz. Piskopu kampında. Ha, Piskopu kampında. Avrotur kampında var. Evet. Çokları çalışırdı şimdi. İngiliz kampında. Piskopu'daki insanların zaten geçim kaynağı bir de orasıydı. Orada çalışırlardı. Bir olay oldu. Bir hastalık oldu veya yolda giderken birisi düştü. Bana ne der misin? Yoksa o insana yardım etmeye mi çalışıyorsun? Yok, yardıma koşarım. Yardıma koşarım. Yardım yaparım. Aha. Yani bana ne isterse olsun. Yok, onu düşünmem. Demek yok. Evet. Zaten o bölgenin, daha doğrusu Kıbrıs, Akdeniz insanının en büyük özelliği de sevecenliği, yardımseverliği. Komşuluğu. Aile. O komşuluklarda bir de kapı önünde kahve içme olayları vardı. Ne güzel. Yazlardı hele. Kahve içmelerimiz vardı. Evet. Dün biz mesela Namazi Hanım'ın evine... O bahçelere inerdik. Evet. Parkla toplardık. Evet. Dün Namazi Hanım'ın evine gittik misafirliğe, başın sağ olsun. Bize mesela 2-3 türlü macun getirdi. Kıbrıs'a özgü. Turunç macunu, ceviz macunu. Pergamot. Evet, macunlar getirdi böyle. Şaştık dedik. Ne güzel böyle. Kendimizi Kıbrıs'ta zannettik. Kapı önlerinde de kahve sonrası, macuncuklar veya taze limonatacıklar. Şimdi çiçek zamanı, çiçek suyu çıkarıyorlar. Çiçek macunu yaparlar, çiçek suyu çıkarırlar. Evet. Hiç yaptın mı sen çiçek suyu çıkardın mı? Sayı ondayken de yaptıydık. Veya gül suyu. Yaptıydık. Yapardık. Bıkla. Kıbrıs'ta. Ne güzeldi o değil mi? Ya, temiz halis. Temiz buz gibi. Yani insan içse içecek. Ya. O kadar bir güzel. Fehime anneciğim bu yıl yılın annesi görevini bir başka anneye devredeceksin. Allah nasip ederse. İnşallah. 80 yaşın güzelliği sende hep kalsın. Yani teşekkür o ikinci ederim. 80 de birinci 80 gibi olsun diyorum. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Evlatçıklarınla sağ mutluluklar olun. Diliyorum. Amin. Özellikle bizi bugün evinde kabul ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Nasıl ben sizlere teşekkür ederim. Gözlerindeki ışık beni çok mutlu etti. Gözlerin buğulanmasın. Gerçekten sen bizim için çok değerlisin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ekip olarak buraya kabul ettiniz, ağırladınız. Dolmacıkların çok güzel oldu. Afiyet olsun. Pirohucun güzel oldu. Afiyet olsun. Allah bereketini versin. Sağ olun. Diyorum. Ve sana Genç TV olarak da şahsım adına da teşekkür ediyorum. Nasıl ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sizlere, ekibe, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Son bir şey söylemek ister misin kız kardeşlerine veya Kıbrıs'ta olan ailene? Kıbrıs'ta iki ablam var, ikisi de rahatsız. Allah onların iyiliğini versin. Evlatlarına Allah ömür versin. Evlatlar onlara çok güzel bakınlar. Evet. Allah iyiliklerini versin. Buradaki ablam da rahatsız. Ona da Allah iyilik versin. Amin. Allah huzurumuzu, muhabbetimizi bozmasın. Amin. Evlatlarıma da, ablalarıma da, siz de herkese teşekkür ederim.
bana güzel günleri yaşattıkları için, bu 80. yaş günümü çok güzel yaşattılar, çok memnun oldum, çok beni çok sevindirdiler, çok mutlu ettiler. Allah da onların huzurunu bozmasın. 80 yaş yıldızlı oldu. Öyle yani oldu. Yıldızlı. O mesela. Sıfır kalksa da bir olsaydı, 18 olsa da. Ay, keşke 18 olsa değil mi? Daha güzel olurdu. Sen 18 kadar güzelsin ve sağ olun. Canlısın, dirisin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Mersi çok. Çok değerli Genç TV izleyenleri, böyle muhabbeti dünyayı geçsek bulamayız. Fehime annemize bu bağlamda çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kah gerilere, kah ilerilere, kah olduğumuz zamanda güzel bir atmosfer içerisinde karşıladı, kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Happy Days'le Aydın Hanım'a da programımızı sponsor oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Cuma akşamı hep birlikte bu güzel sohbeti izlemek için Genç TV'de olmaya davet ediyorum ben tüm Fehime annemizin sevenlerini. Haftaya yeni konukla, yeni konularla yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi günler, iyi zaman, vakitler.